Kanal P'de hafta içi her gün saat 14'te yayınlanan Gülay Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu klinik programına konuk olan göz hastalıkları uzmanı Doktor Hasan Tekin, şaşılık hastalığını bir göz tembelliği yapabilen hastalık olarak ele aldıklarını söyledi. Görmenin gerçekleşmesi, gelişmesi sırasında bu olaya en fazla engel olan en sık karşılaştığımız rahatsızlık maalesef şaşılık diyen Doktor Hasan Tekin, ilk hedefimiz çocuğun göz tembelliğinden hemen kurtarılmasını sağlamak. Bu konuda en sık kullandığımız yöntem gerekiyorsa bir gözlük vermek dedi. Görmenin gerçekleşmesi, gelişmesi sırasında bu olaya en fazla engel olan en sık karşılaştığımız rahatsızlık maalesef şaşılık ama gerçek şaşılık. Çünkü göz içe ya da dışa kaydığında görme merkezi de haliyle içe ya da dışa kayacağından, dışa ya da içe kayacağından görme merkezine düşmeyen imaj haliyle o gözün iyi çalışamamasına sebep olmakta. Tabii ki bu şaşılığı tek başına bir şaşılık hastalığı ya da şaşılık ya da göz kaymasına sebep olabilen başka göz hastalıkları var mıdır diye değerlendiriyoruz. Yani evet. Bir göz kaymasını öncelikle yalancı mı gerçek mi diye, sonra da gerçekse sadece şaşılık olgusunu ya da şaşılıkla birlikte ciddi göz bozukluğu oluyor mu, var mı, kırma kusuru var mı, beraberinde gözün kaymasına sebep olabilen başka hastalıklar var mı diye ele alıyoruz. Ele aldıktan sonra bunun tedavi aşamasını nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki. İlk hedefimiz çocuğun göz tembelliğinden bir an evvel kurtarılmasını sağlamak. Bunu yapabilmek için eğer gerçekten bir şaşılığımız gerçek bir şaşılıksa ve bir tedaviyi gerektiriyorsa önce en sık kullandığımız yöntem gerekiyorsa bir gözlük vermek.